Onun sapsarı saçları vardı. Her biri birer başak tanesi gibi parlıyordu. Ela gözleriyle alımlı ve güzelliğiyle herkesin aklını başından alıyordu. Nefesi hafif bir meltem gibi tarlaların üzerinde tatlı tatlı esiyordu. Esen rüzgar buğday tarlalarını dalgalandırırken sanki onun saçlarını okşuyordu. Demeter, insanları besleyen toprağın ve onun verdiği her türlü meyvelerin, ürünlerin ve buğdayın tanrıçasıydı. Kronos ve Rhea'nın ikinci kızı olarak da safkan bir tanrıçaydı. Şöyle düşünelim. Toprağın ürün verebilmek için, bereketli olabilmesi için neye ihtiyacı var? Suya. Toprağı besleyen yeraltı sularının tanrısı kim? Poseidon. Yani bu mihvalde düşünecek olursak, toprağın yani Demeter'in doğurgan olabilmesi için sularla yani Poseidon ile birleşmesi gerekiyor. O zaman mite gelelim. Demeter o kadar güzeldi ki güzelliğiyle Hera'yı bile kıskandırıyordu. Tabii o kadar güzel olunca ister istemez Poseidon'un da dikkatini çekmişti. Poseidon birçok kez gitti ve ona yalvardı beraber olabilmek için. Ama Demeter o kadar saftı ki ve o kadar ciddiydi ki hayatında böyle bir şeye yer yoktu. Ancak Poseidon ısrar ediyordu ve Demeter bu ısrardan artık sıkılmaya başlamıştı. Bu nedenden dolayı da Olimpos'u terk etti. Bir sığır kılığında Arkadya'ya sığınarak Oknos'un yani kralın sürüsüne dahil oldu. Sonuçta Poseidon da tıpkı Medusa'da olduğu gibi vazgeçmedi ve hedefinin peşinden gitmeye devam etti. Sonunda öğrendi ki Demeter bir sığır kılığında Oknos'un sürülerinin içerisindeydi. Poseidon belki de hayatında ilk defa farklı bir kılığa girerek aygır oldu ve o sürüye dahil oldu. Daha sonrasında ise Demeter ile birleşmeyi başardı. Ve bu birliktelikten Arion adında insan gibi konuşan garip ve ölümsüz bir at doğdu. Bu birliktelikten ayrıca daha sonraki dönemlerde Arkadyalılar için Demeter'den çok daha önemli bir tanrıça durumuna gelecek olan Despoina doğmuştu. Demeter, Poseidon'la olan birlikteliğinden dolayı kendisini aldatılmış ve kirletilmiş hissediyordu. O kadar çok utanıyordu ki Olimpos'a dönecek yüzünün olmadığını düşünüyordu. Hatta insan içine dahi çıkamayacağını düşünüyordu. Bu nedenden dolayı da kendisini bir mağaraya kapattı. Bundan sonra bu mağarada yaşayacaktı. Ama ve lakin duruma Zeus el attı. Kalktı mağaraya gitti, Demeter'le konuştu ve Olimpos'a dönmesi için kendisini ikna etti. Zeus hakkında bir video yapalım dedik ancak Zeus'un çapkınlıkları o kadar fazlaydı ki bir videoya sığmadı ve ikincisini yapmak zorunda kaldık. Tabii bunda da sınırlı kalmıyoruz. Zeus'tan bahsediyoruz. Zeus, Demeter'i Olimpos'a davet ettikten sonra Demeter'e karşı bir takım şeyler hissetmeye başladı ve bu duygularını Demeter'e açtı. Demeter, Poseidon'da olduğu gibi Zeus'u da reddetti. Ancak Zeus, bizim bildiğimiz Zeus. Bir abimin deyişiyle Deus. Yani dolayısıyla Zeus bir şekilde amacına ulaşacaktı ve Zeusvari bir şekilde ulaştı. Yani boğa kılığına girdi ve Demeter'i elde etmeyi başardı. Demeter'den de Kore adında bir kız çocuğu sahip oldu. Bu arada klasik Yunan sanatında ayakta duruyor haldeyken betimlenen genç kız heykellerine de Kore isminin verildiğini bilmekte fayda var. Klasik Yunan mitolojisine baktığımız zaman bizim örneklerimiz açısından bir adet Nuri Alço var, bir adet de Coşkun'umuz. Tabii bütün bunların var olduğu bir ortam içerisinde bir de acıların kadınına ihtiyaç var. Emrah'ın annesi diyebiliriz. İşte bu kişi Demeter'di. Hayatında hiçbir şekilde aşka yer olmayan ciddi tanrıça Demeter, bu iki birliktelikten sonra muhtemelen battı balık yan gider diyerek Jason adında ölümlü bir insana aşık oldu. Tabii bir tanrıça için bir ölümlüyü elde etmek çok da zor değil. Dolayısıyla Jason ile Demeter başak tarlalarının içerisinde bir birliktelik yaşadılar. Bunu duyan Zeus kıskançtan deliye döndü ve Jason'ı yıldırımlarıyla yok etmeyi başardı. Ancak Demeter Jason'dan hamile kalmıştı bile. Demeter'in bu birliktelikten de Plutos adında bir oğlu oldu. Plutos, Yunanca'da servet demekti. Yani servet, varlık, zenginlik. Demeter'in oğluydu. Plutos hayatı boyunca iyi insanlarla, dürüst insanlarla arkadaşlık edinmeyi kendine ilke edinmişti. Yani Plutos serveti, zenginliği, refah yaşamı hep iyilere ve dürüst insanlara vermekle kendisini görevlendirmişti. Ancak tabii ki Zeus'un bu işine gelmedi çünkü insanlar arasında ayrım yapılmasını istemiyordu. Ve bu yüzden de Plutos'un gözlerini kör etti ki
kimin iyi, kimin kötü olduğunu anlayamasın. Ancak nerede kötü, ahlaksız ve riyakar insan varsa gözü kör olan Plütos'u kandırmayı başardı ve kendini iyi olarak tanıttılar. İşte o dakikadan sonra da servet hep bu insanların eline geçmeye başladı. Demeter'in hikayesi bu kadarla sınırlı değil. Önümüzdeki videoda Hades'le birleştirerek Kore hikayesini anlatacağız size. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalıyorsunuz ve kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz.